yaklaşık bir yıla yakın bir süredir çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyordu. Bugün de resmi açılışımızı yaptık. Biz Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi olarak çok geniş bir ekiple çok uzun bir süredir bu konularda çalışmaktayız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte önümüzde de hedeflediğimiz birçok çalışma mevcut. Özellikle bu ekip 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde alanda çok önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarla birlikte çok önemli veriler topladı. Bu verilerin değerlendirilmesi, yapılarımızı depremden önce sağlıklarını izleyerek olası bir depremde hasar görebilecek yapıları önceden tespit etme veya depremlerden sonra hızlı hasar tespit yapma konusunda çok önemli yerli ve milli yazılımlar geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz yazılımlarla birçok bilimsel ödül kazandık ve en son geçen haftalarda Adana'da yapılan Teknofest'te de 354 patent arasından da Grand Prix ödülüyle birinciliği elde ettik. Buna ilaveten bir çalışma ekibimiz de bütün verileri dijitalleştirme konusunda çalışıyor. Robotik köpekler olsun, drone görüntüleri olsun, uydu görüntüleri olsun. Bunun yanında akıllı gözlükler ve öğrenme teknikleriyle birlikte elde ettiğimiz verileri dijitalleştirme ve görselleştirme üzerine de çalışılıyor. Tabii şu ana kadar ülkemizdeki birçok bakanlığa önemli çalışmalarda hizmet verdik. Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'nı sayabiliriz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar, bundan sonraki yapacak olduğumuz çalışmalara da bir ışık tutuyor. Şu an önümüzde özellikle bölgemizin en büyük problemlerinden biri olan heyelan ve kaya düşmesini erken tespit edebileceğimiz heyelan erken uyarı sistemini yapı sağlığı izleme sistemleri kullanılarak tespitiyle alakalı hem drone hem de GPR kullanarak bir metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Proje aşamasındayız. Bunun haricinde diğer çok önemli bir projemiz sismik izolatörlerle alakalı. Biliyorsunuz depremlerden sonra sismik izolatörlü binalar hayat kurtaran nesneler olarak karşımıza çıktı. Ama sismik izolatörlü binalarda depremden sonra kalıcı deplasmanlar, izolatörün çalışmaması gibi bazı problemlerle karşılaştığını gördük. Biz de bu izolatörleri şekil hafızalı elemanlarla birlikte ortak çalıştırma konusunda çok önemli bir proje aşamasındayız. Bunun haricinde geçen haftalarda İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi CLT ahşap malzemelerin testlerini gerçekleştirmiştik. Bu malzemelerin de yine betonarme binaların güçlendirilmesinde kullanılması veya ne türlü kullanılabilmek kriterlerinin oluşturulması konusunda ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin içinde yine Ortahisar ilçemiz başta olmak üzere 18 ilçemizde yapı envanterinin çıkarılması, dijital ikizlerin oluşturulması konusunda da ön protokollerimizi imzaladık. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Deriner, en üstteki deriner. Kırmızı mı? İlk üçü, X, Y, Z'si. Üç yaşını iyi. Ama bugün sizlerin huzurunda böyle güzel bir mekan, güzel bir ofis tanzim edildi, tefriş edildi. Şunu da söyleyeyim, üniversitemizde böyle mekan bulmakta problem. Bu manada biz destekliyoruz böyle bu tür merkezleri. Tabii öncelikle şöyle söyleyeyim, bu merkezin açılışı için biz yaklaşık 1,5 yıl önce YÖK'e gitmiştik. YÖK Başkanımızla konuşmuştuk. Orada YÖK Başkanımız tabii yapılan çalışmaları dinledikçe çok beğendi. Güzel bir çalışma yapıldığını söyledi ve bunu enstitüye dönüştürmemiz gerektiğini söyledi. Şu anda belki inşaat mühendisliği ve bazı birimler destek oluyor ama enstitü olarak daha büyük ülkemize kazanım sağlayacak şekilde düzenlememiz gerektiğini, enstitü kararını da aldık. Senato'dan geçti. İnşallah YÖK'te gidip bunu biraz anlatmamız gerekecek. Şu anda YÖK'te bekliyor. İnşallah bu tür güzel bir çalışma enstitüye evrilecek. Ve enstitü olunca tabii orada medikal kurtarmadan, lojistikten, endüstriden birçok birim buna müdahil olacak. Yusufeli Barajı'nda farklı farklı bölgelerde sensör var. Şu kırmızı olanlar orta bölgedeki. Onlar biraz daha fazla. Bu arada Marmara City'nde deprem olmadan önce bir yapıyı izlediğimiz zaman şu şekilde bir sistem yapıyoruz. Bu çalışmaların şu an bütün kontrolü Ebru'da olacak. Doktor adresinde. Ebru. Bunlar geldi. Bir süre var.
Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bizimle.